Müjde Uzman. O doğduğunda takvimler 26 Eylül 1984'ü gösteriyordu. Gelecekte onu neler beklediğini düşünen, zamanını iyi değerlendirmeye çalışan, arkadaşlarını etrafına toplayıp kendinize dikkat edin, derslerinize çalışın gibi öğütler veren bir çocuktu. Üniversitede halkla ilişkiler okuduktan sonra pazarlama müdürlüğü de yaptı, şarkı sözü yazarlığı da. Soyadımın hakkını vermek için çaba sarf ediyorum diyen güzel oyuncu, meraklı, çalışkan, bir o kadar da becerikli. Sabahtan Ceren Arseven'e verdiği röportajda şunları söylemişti. Terazi burcuyum, annem ve babam da öyle. Her şey içimde dengede. 3 gün eğlenirsem 3 gün de evde otururum. Annem disiplinli bir kadındı, onun o yönünü almışım. Babam yufka yürekliydi. Ondan da onu almışım. Bir ablam var, benden 8 yaş büyük. Babamla çalışıyor. Bir süre ben de onunla çalışmıştım. Tek bir işe odaklanmayı sevmiyorum zaten. Halkla ilişkiler okumuştu ama hayatın onun için bambaşka planları vardı. Mankenlik, dergi yazarlığı ve VJ'lik bile yapmıştı. Aslında hayatını değiştiren katıldığı bir yarışma olmuştu. Habertürk'e verdiği röportajda hikayesinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştı. Her şey neden olduğunu hala pek hatırlamadığım şekilde elit model look yarışmasına katılmamla başladı. Ablam kendisinin de ısrar ettiğini söylüyor. Benim hafızamdaysa inanın detaylar pek yok. Çünkü o yıllarda ne mankenlik yapma hayalim vardı, ne televizyona çıkma, ne de oyuncu olma. Garip gelecek ama o yarışmaya biraz aniden gelen "bunu yapmam lazım" hissiyle katıldım. Yanıma eşya dahi almamıştım. Nasılsa zaten elenir ve çok sevdiğim yazlığıma geri döner, tatilime devam ederim diye. Ama olaylar hiç öyle gelişmedi. Yarışmayı kazandıktan sonra ödüllerden biri olan bir ajansa kaydolmak, üzerine birkaç sene mankenlikle o süreç devam etti. VJ'lik hikayesi ise çok başka şekilde oldu aslında. Tamamen kendi bağlantılarım ve ilgi alanlarım sayesinde dahil olduğum bir kulvar. O süreç aslında bunu bırakayım şuna geçeyim düşüncesiyle gelişmedi. Öğrenciyim, bambaşka bir dalda eğitim görüyorum. Ailemden ayrı eve çıktım ve hayatımı kendi kazandığım parayla idame ettiriyorum. Yanı sıra ben her zaman öğrenmeye, denemeye açık, farklı farklı konularda ilgi alanları olan biri oldum. Ama müziğe olan sevgim, ilgim ve bilgim bambaşkaydı. VJ aradıklarını öğrendiğimde hiç tereddüt etmedim ve hemen başvurdum. Akabinde çok hızlı şekilde de çalışmaya başladık. Tam o yıllarda eş zamanlı olarak kirama ödeyebilmek amaçlı ufak ufak gelen reklam ve oyunculuk tekliflerini değerlendirmeye başlamıştım. Ama amacım hala oyunculuk alanında ilerlemek değildi. Üniversite devam ediyordu ve ben kurumsalda çalışmaya başlamıştım bile. Reklamlarda göründüğü için dizi teklifleri de geliyordu. Gelen bir teklifi reddetmek için görüşmeye gitti ama bir şekilde fikri değişti. Kamera karşısına ilk kez Paramparça Aşklar adlı yapım için geçti. Oyunculuk serüveni başlayan Müjde Uzman, 2010 yılında Kapalı Çarşı ve Aşk Bir Hayal dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. Ufak rollerde oynamak kendi tercihiydi aslında. Çünkü önce bu işi yapıp yapamayacağını kendisinin anlaması gerekiyordu. Sonrasında Akasya Durağı, Halil İbrahim Sofrası gibi yapımlarda izledik onu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Bali Bey'in aşık olduğu Armin karakterini canlandırdı. 2013 yılında başrollerini Tuğba Büyüküstün ve İlker Aksum'un oynadığı 20 dakika dizisinde Kuzgun karakterini canlandırdı. Daha sonra Fatih dizisinde Dilyar rolünü oynadı. Bunlar dışında Bir Çocuk Sevdim, Fatih ve Hadi İnşallah gibi yapımlarda çalıştı. ATV ekranlarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide Nazlı rolünde izlediğimiz Müjde Uzman, Kiralık Aşk dizisinde Seda Berensel, Savaşçı'da Funda Turaç, Evlilik Hakkında Her Şey adlı dizide ise Yasemin karakterine hayat verdi. Başarı basamaklarını kararlı bir şekilde çıkan oyuncu her projesinde kendine yeni bir şeyler daha kattı. Şimdilerde geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti adlı dizide Alev karakterine hayat veriyor. Habertürk'e verdiği röportajda Kızılcık Şerbeti ile ilgili şunları söylemişti. Öncelikle çok içime sinen, her yönüyle çok mutlu çalıştığım bir projenin içindeyim. Yıllardır her zaman seçici oldum. Benim için öncelik televizyonda olmak değil,
mutlu olduğum ve doğru hissettiğim projelerde çalışmak oldu. Beni tercih eden, yazdıkları karakterleri emanet eden iş ortaklarımın da günün sonunda memnuniyeti benim için çok önemli ve değerli. Kızılcık şerbeti bana bir süredir bir projeyle hissetmeyi beklediğim tüm heyecanları verdi. Öncelikle yapımcımız Faruk Bey'in bu projedeki yola çıkış nedenleri, işe ve sektöre bakış açısı, canlandırdığım karakter özelindeki fikirleri ve bizlerle olan iletişimi hepsi çok kıymetli. Ayrıca Alev genel olarak bana gelen rollerden çok başka. Oyunculuğumu ve kendimi bambaşka şekilde ifade etme fırsatı bulacağım bir karakter. Üzerine çok çalışılmış farklı bir senaryo ile ekranlara dönmek, kişisel olarak beni çok mutlu eden önemli bir faktör. Alev'i çok seviyorum. Yazarlarımızın ellerine, emeklerine sağlık. Ayrıca bana Alev'le tanıştıkça ona kendi yorumumu, bakış açımı katmama müsaade ettikleri için de teşekkür ediyorum. Sete çok keyifli gidiyorum. Sahnelerimi heyecanla bekliyorum. Çok eğlenerek çalışıyorum. Diğer oyuncu arkadaşlarımın hepsinin de bu mutluluğumda çok büyük etkisi var. Alev benim hem çok zıttım hem de çok benziyoruz. Bu nasıl oluyor diyeceksiniz. Ben biraz tek tip olmamaya gayret eden, içimizde birden fazla kişi barındırdığımıza ve onları saklamamız gerektiğine inanan biriyim. Dolayısıyla içimde bir Alev de var. Onu buldum ve keyifle gelişimini izliyorum. Bazen yeri geldiğinde bazı sahnelerde bu kez Alev müjde gibi oluyor. Öyle hissettiğim anlarda olmuyor değil. Alev'in özellikle patavatsız gözüken dobralığı, korkusuzluğu ve adalet hissi ortak bulduğum özelliklerimizden. Yeniliklere, değişime açık oluşu, açık fikirliliği de keza benim içinde barındırdığım huylarımdan. Esprilerimiz de iç içe geçmiş durumda. Bazen konuşan ben miyim, Alev mi farkı anlayamıyorum. Ama mesela olaylara karşı onun kadar rahat ve gamsız olamam. Plansız ve spontan çok nadir olabilirim. Bu konularda kesinlikle kıvılcım gibiyim. Habertürk'ten Neziha Kartal'a verdiği röportajda "Türkiye'de güzel kadın ve oyuncu olmak zor. Bununla nasıl başa çıkıyorsunuz?" sorusuna şöyle yanıt vermişti ünlü oyuncu. "O kadar söz ve özellikle teknoloji bunu iki kat daha zor hale getirdi. Şu sıralar ev bakıyorum. Bir emlakçıyla konuştuk, anlaştık, eve bakacağız. Adam telefonda bana ters konuşuyor. Geldim, merhaba dedim, arkasını döndü. Belki bir sorunu vardır diye sordum, tersledi. Ev sahiplerini sordum. Hani kimmiş, evinde oturuyorum. Ben oyuncuyum, hani onlar bilsinler dedim. Oyuncu olduğun belli dedi. Oyuncu kadına karşı içlerinde oluşturdukları imaj beni gerçekten üzüyor. Trafikte söyledikleri sözlere kırılıyorum. Tanımadan etmeden o lafını yapıştırıyorlar. Kadın veya erkek değil, önce insanız." Hayatında her şey muhteşem gitmiyordu elbette. Onun da zorlandığı, acı çektiği günler olmuştu. 2014 yılında tiroid kanserine yakalanan uzman, hastalıktan önce hayatı çok verimli yaşamaya kafayı takmıştı. Zamanı iyi kullanmaya çok önem veriyordu. Bu hastalığa yakalandığında da ortalığı ayağa kaldırmadı. Her şeyi kendi tabiriyle hop diye geçiştirdi ve her şeyi sonradan idrak etti. Aslında bu hastalık onda hiçbir belirti vermemişti. Annesi tiroid hastasıydı ve aşırı zayıflıyordu. Bir ara eklemleri tutmaz hale gelmişti. "Bu hastalık daha çok kız çocuklarına geçer, kontrole gidelim," diyordu annesi. Müjdenin nodülleri vardı. Ama çok önemsemedi. Bir sene sonra gittiği kontrolde bu üzücü gerçekle yüzleşti. Hürriyet Kelebek'ten İpek İzci'ye verdiği röportajda yaşadıklarını şöyle anlatmıştı güzel yıldız. "Doktora baktım, suratı değişti. Ekrana ben baktım, nodüllerin şekli değişmiş. Bozulmuş, kanser belirtisiymiş. Hiçbir şeyi hissetmedim. Kimsenin ağzından da kanser lafı çıkmıyor o esnada. Ya bir şey soracağım, bir duralım. Kanser mi dedim? Evet dediler. Niyeyse hala cool'um. Herhalde kendime konduramıyorum. Ameliyat için tarih belirlendi, babam ağlıyordu. Daha çok başındaydı ve ben yalnız kalmak istiyordum. Ameliyata da kulaklığımı takıp müziğimi dinleyerek tek başıma gittim. Yalnız kalmak iyi geldi. İnsanlar yanımda olmak istiyor, çok güzel ama şu an kibarlığın alemi yok. Ne hissediyorsan onu söyle dedim ve yalnız kaldım. Sabah 5'te hastanede hazırdım ama doktorum geldi ve kar suyum seviyem çok yüksek çıktığı için ameliyata giremeyeceğimi söyledi. Tiroidin arkasında kalsiyum seviyelerimizi kontrol eden bir organımız varmış. Kelebek şeklinde 4 parçalı bir organ. Vücudun mükemmelliğine bakar mısın? O organ bozulunca kalsiyum kana karışıyor ve bu uzun vadede ölümcül bir şey. Çünkü kanın sertleşiyor, test yapmazsan ortaya da çıkmıyor. Yine biyopsi yapıldı ve şüphelendi.
şüpheler doğru çıktı. Doktorum bunu sonradan fark etseydik seni ancak 6 ay sonra yeniden ameliyat edebilirdim dedi. Neyse ameliyat bitti, uyandım. Ertesi gün deniz kıyısına gitmek istedim. O kalsiyum organının yarısı alındığı için kalsiyum tedavisine başladım. İşi dalgaya vurdum. Fantastik filmlere çok meraklıyım. Radyoaktif iyot tedavisi gördüğüm sırada arkadaşlarım arasında mutant olmaya en yaklaşan kişi ben oldum. Çünkü radyasyon aldım diye düşünüyordum. Ameliyattan sonra iş açısından çok yoğun bir dönemin içine girmişti. Çünkü bir bankanın reklam yüzü olmuştu. Üstelik atom tedavisi diyetine de başlamıştı. Tüm iyotlu gıdalardan uzak duruyordu. Sadece tuzsuz makarna, domates, salatalık gibi şeyler yiyordu. Bu arada bu hastalık yüzünden akşam 9'da uykudan kendini alamıyordu. Resmen kafası düşüyordu. Ama bir yandan da reklam çekimleri vardı. O kadar güçlüydü ki her şeyin üstesinden tek başına geldi. Hastalığı süresince iki kez ağlamıştı sadece. Biri atom tedavisi aldığı kurşun kaplı kapıdan çıkarkendi. Bunun sebebini Hürriyet Kelebeğe verdiği röportajda şöyle anlatmıştı Müjde Uzman. Atom tedavisi olduğum kurşun kaplı odadan çıkıp otoparka giderken bana bir görevli eşlik etti. Önce uzaktan radyasyon seviyemi ölçtü. Sonra ben gel demeden gelmeyin çünkü aramızda belli bir mesafe olması lazım dedi. Oradan otoparka gidene kadar önden gidip hastanedekileri uyarıyor ve uzaklaşmalarını sağlıyordu. Sonra iyot tedavisi için yattığımda yemeği getiriyor, kapıya koyup gidiyorlardı. Giydiğim her şeyi radyoaktif atık denilen çöpe atıyorum. Arada serum vermek için özel koruyucu kıyafetlerden iki kat giyinmiş hemşireler geliyordu. Onlara siz yanıma gelirken iki kat giyiniyorsunuz. Siz benden bu kadar kaçarken kim bilir şu an bana ne oluyor dedim. Her şey kanserden iyidir dediler. Peki siz bunu giymezseniz ne olur diye sordum. İç organlarımız yanar dediler. Kötü hissetmedim ama tuhaf geldi. Şimdi hatırladım, bir kere de evde ağladım. 15 gün evde tek başıma salonda yaşamak zorunda kaldım. Annem kapıdan yemek bırakıp gidiyordu. Plastik çatal bıçakla yiyor, sonra çöpe atıyordum. Dur, esas hüngür hüngür ağladığım atom tedavisi bittikten sonra oldu. Yazlığa gittim, orada da açık hava sineması var. Kafam dağılır dedim. İlk sahnede genç kız tiroid kanseri oldu. Bir başladım ağlamaya, o ağlama ne kadar korktuğuma dair kendime yaptığım bir itiraftı bence. Sabahtan Ceren Arseven'e verdiği röportajdaysa bu hastalık sonrası şunları söylemişti. Tiroidimdeki nodüllerde kanser çıktı, kötünün iyisi. Bir tek o organın içinde yayılıyormuş Allah'tan. Hemen aldılar. Bir tedavi de gördüm üstüne. Şu an hiçbir şey yok, çok sağlıklıyım. Yırttığım için bana olumlu etkisi bile oldu. Daha mutlu bir insan oldum. Böyle ciddi bir şey yaşayınca hayata bakışım değişti. Bunu da gördüm bu hayatta, atlattım da deyip gülümsüyorum. Çok çirkin bir hastalık. Artık daha sağlıklı besleniyorum. Kolay öfkelenmiyorum. Hayatın kıymetini biliyordum ama kanser olduktan sonra kendi kıymetimi anladım. Müjde Uzman genç yaşta ölmekten çok korkuyor. Sabahtan Ceren Arseven'e verdiği röportajda hayattaki en büyük korkusunun ne olduğu ve bu korkusunun nereden geldiğini şöyle anlatmıştı. Ölüm, çok korkuyorum. Şu anlattığım şeylere bakınca altında hep o yatıyor. Ölümün yaşlanınca geleceğinin garantisi yok. O beni çok korkutuyor. İlk kedim öldüğünde çok sinirlenmiştim. Evden çıktığımda hayvan oradaydı. Döndüğümde ise ölmüştü. Meğer geri sayan bir saat varmış. 6 saat sonra ölecekmiş. Ben bundan habersiz dışarı çıkıp eğlendim. O kadar sinirlendim ki bunun benim başıma gelmeyeceğinin garantisi yok ki. Her gün çıkıyoruz evden. Döneceğimiz belli değil. Bunu düşünerek yaşayamayız elbette, kafayı yeriz. Bu düşüncelerle gözüm biraz açıldı. Kendimi kapatmıyorum elbette. Ölümden korkuyorum ve bu sebeple hayata dört elle sarılıyorum. Hiçbir canlıya zararım olmadan yapabileceğim her şeyi yapayım, yaşayabileceğim her şeyi yaşayayım istiyorum. Güzel oyuncu Müjde Uzman TV8'de ekrana gelen 3 adama konuk olmuştu. Müjde Uzman programda açıklamalarıyla herkesi şaşırtmıştı. Tam bir futbol aşığı olduğunu ve futbolu yakından takip ettiğini söyleyen oyuncu, babasına kendi isteği doğrultusunda maç izlemek için eve spor yayını yapan kanalların olduğu paket aldırdığını kaydederek, birincilik, ikincilik, üçüncülükler,
Maçları izlemek için hafta sonu gelsin, yaz bitsin, ara bitsin, maç seyredeyim derdim. Sırf tuttuğum takımı değil, bütün maçları seyrediyorum bir de. Doğum günümü üçlü çektirip Beşiktaş Çarşı'da kutlamışlığım var dedi. Biz de güzel oyuncuya hayatının geri kalanında sağlık ve mutluluk diliyoruz.